Büyüklerimiz, tehlikeli bir hastalık korkusuyla ailesinin üzerine titreyen müşfik annelerimiz, salgınla mücadelede sıkı duran gençlerimiz, hayatın olması gereken düzeninden, işinden, sorumluluklarından taviz vermemeye çalışan ve ölçüsü hep yarın olan babalarımız, köylerinde, doğanın sükunetinde kendi hayatını yaşayanlar, sokağa çıkınca insanlar arasında mesafenin ilk adımda kaybolduğu küçük büyük kentlerde yaşayanlar. Covid-19 salgınına karşı mücadelemizi en küçük köyden en büyük kente, bütün yurt çapında veren saygıdeğer hekimlerimiz, kıymetli hemşirelerimiz, sağlık personelimiz, mücadelemize fikirleriyle, ürünleriyle katkı verme uğraşındaki aydınlarımız, sanatçılarımız, çalışanından işverenine, pazar esnafından yerel yöneticisine Türkiye'mizin biricik insanı. 8 haftasını geride bıraktığın koronavirüsle savaşımında dünyanın sana hayranlık duyduğunu bilmelisin. Salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye dünya toplumunun gündeminde. Türkiye'nin bilim insanları başarılarıyla İtalya'dan Amerika'ya dünyada bilim insanlarının ilgi konusu. Uluslararası televizyonlar başarı öykümüzü ekranlarına taşıyor. Dünyanın öteki ucundan doktorlar Türkiye'deki meslektaşlarından bilgi alıyor. Salgının yarınlarını tehdit ettiği toplumların gözü Türkiye'de. Dünyanın imrendiği başarının kahramanlarını görmek için gözünüzü başka bir yere çevirmeyin. Kendinizi bu başarının altında kendi gücünüzü aşan bir şey aramaya zorlamayın. Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçülerde sizlersiniz. Bu başarının sahibi sorumluluğunu tek tek yerine getiren 83 milyondur. Eğer bilim insanlarımızın önerdiği tedbirleri uygulamasaydınız, esnek davransaydınız sonuç alamazdık. Teklif eyleme dönüştü. Bazı kısıtlamalar hayat korudu. Aziz vatandaşlarım, hayatımızda unutulmayacak bir tarih olan 10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. 198 ülkede hayatı tehdit eden, bugüne kadar 4.373.000 insanın yakalandığı, 294.000 insanınsa ölümüne neden olan ekonomisi çok güçlü, hayat standardı yüksek ülkelerde toplumsal düzeni dize getiren böylesi bir salgın hastalıkla mücadelede 8 hafta kısa bir zamandır. Bu salgının 21. yüzyılın tarihine geçecek, insanlığın hikayesinde yeri olacak büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. Böylesi büyük bir hadisede 8 haftalık bir mücadele uzun ve yorucu değildir. Her günü kritik, yarını bugününden önemli bir mücadeledir. 8 hafta ortada büyük bir tehdit varken insan hayatında son derece kısa bir zamandır. 8 hafta süren kimi yoksunluklar riske rağmen kontrolü elden bırakmamamıza yol açacak bir zaman değildir. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir. Daha ötesi, risk alınmış bir an bile hayata, hayatlara mal olabilir. Karıştığımız kalabalıktan, girdiğimiz bir kuyruktan salgın tekrar uç verebilir. Tedbir, temkin, aklın seçeneğinden öte artık aklın mecburiyetidir. Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum. Hastalarımızın tedavisi ve bulaşmanın önlenmesindeki sorumluluk kadar işin ciddiyetini söylemekle de yükümlüyüm. Koronavirüs salgını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aynı anda tüm dünyanın konusu olan ilk olaydır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aynı sebeple en çok insanın öldüğü ilk küresel ölçekli olaydır. Koronavirüs salgını bugüne kadar aynı anda tüm kıtaları tutan ilk salgındır.
İnsanlık daha önce aynı anda tüm dünyayı saran böylesi bir salgınla karşılaşmamıştı. Koronavirüs küresel dünyanın küresel salgınıdır. Salgın bizi hareketi sınırlamaya, izole olmaya, daha az temasa, insanlarla aramıza fiziki mesafe koymaya, kontrollü yaşamaya zorluyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dün dünyada toplam 82.591 yeni vaka tespit edilmiştir. Salgının kazandığı seyirde henüz bir değişiklik yok. Sadece Amerika'da dün 1630, İtalya'da ise 172 yeni ölüm oldu. Türkiye günlük koronavirüs tablosu ise dün eski günlere göre çok daha iyi bir tabloydu. İyileşen hasta sayımız toplam hasta sayımızın %70'ine ulaştı. Rakam olarak söylersek 141.475 hastamızdan 98.889'u sağlığına kavuştu. Günlük test kapasitemiz 50.000'e ulaştığı halde hastalığın artık gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Yapılan testlerde pozitiflik oranı ise düzenli olarak düşüyor. Covid-19'u düşündürecek şikayeti olanlara, pozitif vakalarla teması olanlara, şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür. Yeni vaka sayısı azalmıştır. Hastalığın toplum içinde bulaşma yollarının kesilmesinde uyguladığımız strateji büyük rol oynadı. Bu strateji yaygın tarama yerine filyasyon yönteminin tercih edilmesiydi. Bugün sayıları 6.239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz 10 Mart'taki ilk vakadan bugüne riskli, yani bir hastayla teması olmuş 722.000 kişiye ulaştılar. Böylece virüs kapmış olması muhtemel kişiler kendileri bulaştırıcı olma aşamasına gelmeden izole edildiler. Hastalığın yayılımını kaynağından hareket ve takiple kontrol altına aldık. Eğer bunu yapmamış, gelen hastaları tedaviye odaklanmış olsaydık, hastalık vahim bir hızla yayılırdı. Fakat tedavinin tek başına başarı sağlayamayacağı gibi filyasyon da tek başına başarı sağlayamaz. 10 Mart'tan itibaren uygulanan filyasyonla tedbir ve tedavi birbirini tamamladı. İzolasyon sayesinde de risk yönetildi. Sosyal mesafe kuralıyla virüsün önü kesildi. Maske kullanımıyla, solunum yoluyla bulaşan virüse karşı ciddi önlem alındı. Geçen haftaki buluşmamızda vaka bazında salgının Türkiye'deki seyrini size kısaca özetlemiştim. 10 Mart'taki ilk vakayla başlayan süreçte hepimiz üzerimize düşeni yaptık. İlk 4 hafta içinde olayın seyrini 83 milyon birlikte değiştirdik. 11 Nisan'da 33.170 kişiye test yapılmış, 5.138 tanı konmuştu. Vaka sayısının en yüksek olduğu tarih bu tarihti. 29 Nisan'da günlük test sayısı 43.498'e çıktı. Testteki artışa rağmen yeni hasta sayısı azaldı. Salgının 5. haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Eğer rehavete yol açmasından korktuğum cümleyi tekrar kurmayı göze alırsam, şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Aziz vatandaşlarım, geçen hafta olumlu net bilgiler ışığında Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır. Şimdi mücadelemizin ikinci dönemindeyiz. İkinci dönemin ilk günlerindeyiz dedim. Ve ekledim, tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir. Başarı ilk dönemde olduğu gibi yine tedbirlere bağlıdır. Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktığı yanılgısına düşmektir. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs şimdilik tam bilemeyeceğimiz bir dönem boyunca
bu toplumda aramızda varlığını sürdürecektir. Virüs dünyada hareket halinde olacaktır. Wuhan'daki ilk olay özellikle kentlerdeki hayat için bir milattır. Son verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi şu anda bir hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız. Buna rağmen bir hafta önce ne söylediysem tekrar ediyorum. Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. İyi haber olan her sayı yükselirken, kötü haber olan her sayı azalırken, güç bizdeyken buna izin vermeyelim. Hastalıktan, ölümden korku doğaldır. Fakat korku, tehlikeyi, riski yönetecek bir strateji değildir. Uyarılarımızın hiçbiri korkudan medet ummuyor. Uyarılarımız toplum olarak bir sağduyu örgütlenmesine işaret ediyor. Uyarılarımız, ricalarımız, önerilerimiz salgın karşısında davranışın akla uygunluğu üzerinde duruyor. Bazı gündelik hevesler, tavizlerse bu kadar olsun diye karşılanabilir. Ama bir pandemi sürecindeyiz. Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir. Koronavirüs tedbirlerinden ödün vermek, bir çikolatayla rejimi bozmaya, çarpıntı yapacağını bile bile bir fincan kahve içmeye maalesef benzemiyor. Riskle hangi anda, hangi ortamda, kim vasıtasıyla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Çok sağlıklı, belki de hiç belirti göstermeyecek biri size hastalık bulaştırabilir. Siz virüsü ondan alıp bünyesiz zayıf birinin hastalığına sebep olabilirsiniz. Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Mesafe kuralını çiğnemekse virüsle aramıza hiç sınır koymamak demektir. Size geride bıraktığımız 8 haftadan başarısı kanıtlanan stratejimizden, bilim kurulumuz ve sağlık ordumuzla verdiğimiz mücadeleden, bizler tek tek tedbir aldıkça 83 milyonun elde ettiği sonuçtan bahsettim. Bunlar asla eskimeyecek sözlerdir. Bir kısmı endişe, bir kısmı somut tedbirlerle geçen 8 hafta bizi geleceğe bağlayan sağlam köprünün ayakları olmalıdır. Riskin ciddiyeti, olası bir rehaveti pür dikkate çevirmelidir. 8 hafta eğer istersek ne güçlükleri yeneceğimizin, korkuya kapılmadan riski yöneteceğimizin kanıtıdır. Türkiye olarak dünyadan önde mücadelemizin ikinci dönemindeyiz. Geldiğimiz nokta o kadar umut verici ki sanayi bölgelerinde çalışanların sağlığını korumak, bulaşmayı önlemek için test laboratuvarları açıyoruz. İş yerlerine pandemi risk yönetimi için tedbirler, kurallar geliştiriyoruz. Bakanlık olarak yeni yaşamın gerektirdiği sağlık standartlarını oluşturuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki süreç bir tipik normalleşme değil. Eski günler tam olarak geri dönmüyor. Salgın bir hayat biçimi getirdi ve nelerin mümkün olabileceğini gösterdi. Bazı kısıtları nasıl aşabileceğimizi öğrendik. Bugün artık müzik grupları dün sahnede bir araya gelerek verdiği konserleri her üyenin kendi bilgisayarından ayrı ayrı katılımıyla internet üzerinden veriyor. İlk öğretimde bile uzaktan erişimli eğitimin alternatif model olabileceği ortaya çıkıyor. Büyük kurumların toplantıları video konferanslarla yapılıyor. Hükümetler aynı şekilde toplanıp ülkelerine ilişkin kararlar alıyor. Bu dünya Wuhan öncesi dünya değil. Yeni normaller, yepyeni imkanlar keşfediyoruz. Yeni hayatı en iyi anlayacak olan gençlerdir. Onların desteğine, fikirlerine çok ihtiyacımız var. Mevcut durumda kesin olan şudur.
Salgını tarihteki tüm salgınlar gibi yeneceğiz. Ama virüsle savaşırken ondan yeni şeyler öğreneceğiz. Tedbir kabiliyeti yüksek bir toplum olarak yeni hayatımızı hızla kurmalıyız. Yeni hayatımızda kalabalık kuyruklar, AVM kalabalıkları, stadyum kalabalıkları, pazar yeri kalabalıkları, 3 kişinin yan yana oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır. Salgın sürecinde doğan bu yeni tedbirli hayat tarzına kontrollü sosyal hayat diyoruz. Bu 3 kelime kontrollü sosyal hayat söylediklerimizin yalın ifadesidir. Kontrollü sosyal hayat hepimizin ortak katkılarıyla gelişecek bir süreliğine geçerli bir yaşam tarzıdır. Bu mücadelenin profesyonelleri, bakanlığımız, bilim kurulumuz, bizler kontrollü sosyal hayatı ikinci dönemin stratejisi olarak görmekteyiz. Kontrollü sosyal hayat toplumun iki tarafına sorumluluklar yüklüyor. Bir tarafta bireyler var, sizler varsınız. Sizden beklenen en temelde maske ve sosyal mesafe kurallarına bugüne kadar olduğundan çok daha sıkı şekilde uymanızdır. Çalışmalar maskenin tek başına koruyucu olmadığını ortaya çıkarmıştır. Yine bilimsel gözlemler maske ve mesafenin iki ayrı tedbir gibi değil, tek ve birleşik tedbir gibi görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Virüsün bulaşma kabiliyetinin yüksek olduğu kesindir. Birey olarak her birimiz için kontrollü sosyal hayat özünde maske artı sosyal mesafe demektir. Fakat kontrollü sosyal hayat aynı zamanda riskli ortamlardan uzak durmak, günlük hayatımızı ise riski minimalize edecek şekilde düzenlemek demektir. Kontrollü sosyal hayatın size kesin olarak önerdiği şey, bir şey olmaz cümlesinin üstünü çizmenizdir. Kontrollü sosyal hayatın başarıyla uygulanması, toplumsal organizasyonun diğer tarafı diyeceğimiz kurumların katkılarına, alacakları tedbirlere bağlıdır. Bu sosyal alanın salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır. Örneğin, ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmaz görünmektedir. Büyük iş yerlerinin sağlık hizmeti alma konusunda daha fazla ciddiyet göstermesi beklenmelidir. Virüsün yayılmasına, bireyler için risk oluşturmasına elverişli her ortamın, her sosyal alanın düzenlenmesi kontrollü sosyal hayatın kapsamındadır. Kontrollü sosyal hayat bireyler için son derece önemli bir kolaylaştırıcıya sahiptir. Hayat Eve Sığar adlı bu kolaylaştırıcı, ücretsiz internetten kolayca indirebileceğiniz bir mobil uygulama sizi olası riskler konusunda baştan bilgilendiriyor. Riske karşı size rehberlik yapıyor. Örneğin gitmek veya hizmet almak istediğiniz bir yerde, bir ortamda eğer son üç gün içinde pozitif tanı konmuş bir ziyaretçi ya da çalışan bulunmuşsa, mobil uygulama yani risk rehberiniz sizi uyarıyor. Bugün itibariyle kullanıcısı 10 milyonu bulmuştur. Aziz vatandaşlarım, değerli medya mensupları, kontrollü sosyal hayat dönemi tedbirlerin sadece bireysel olarak değil, sosyal birliktelikle uygulanacağı bir dönemdir. Yerel yönetimlerden özel sektöre, hayatın tüm taraflarına sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz. Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir. Bu 8 haftanın pandemi şartlarında mücadele açısından kısa bir zaman olduğunu tekrar hatırlatmalıyım. Hayatımızı mümkün olduğu kadar evde sürdürmeye çalışalım. Zorunluluk yoksa dışarı çıkmayalım. İşimiz veya ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmışsak yoğunluğu az yerleri tercih edelim. Maske ve mesafe kuralına mutlaka uyalım. Bu tedbirleri esnetenleri veya risk yokmuş gibi davrananları uyaralım.
Buna hakkımız var. İş yerlerimizde ise sağlığımız için kurallara uygun ortam oluşturulmasını talep etmeliyiz. Kurumlarımızı teşvik etmeliyiz. Hatta önerilerimizi geliştirmeliyiz. Kontrollü sosyal hayat, salgınla mücadelede sorumluluğun paylaşıldığı hayattır. Korona mücadelesinde bu noktada sağlamamız gereken şey güçlü istikrardır. Hekimi, hemşiresi, hasta bakıcısı, yoğun bakım teknisyeni, filyasyon ekibi ve diğer bütün üyeleriyle sağlık ordumuz bu istikrarı güçlü şekilde gösteriyor. Bilim kurulumuz tam bir yetkinlik içinde çalışıyor. Devlet kurumları bakanlığımızın geliştirdiği tedbirlere duyarlı. Mücadeleye destek tam. Kazandığımız deneyimlerle şimdi işimizde daha titiz, daha atılganız. Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz. Güzel, güneşli günler. Teşekkür ediyorum. Sorularınızı alabilirim. Anadolu Ajansı Duygu Yener. Sayın Bakanım, havalar ısınıyor. Turizmde de normalleşme adımları çerçevesinde bazı önlemler gündeme geldi. Bu konuda yurt dışından gelecek turistlere yönelik bir çalışma olacak mı? Bir tarama yapılacak mı? Bakanlığın, bilim kurulunun bu konudaki önerileri, tavsiyeleri nelerdir? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bununla ilgili Turizm Bakanlığımızla da yoğun bir çalışma dönemi geçirdik ve devam ediyoruz. Özellikle bir ekip oluşturarak bilim kurulumuzun da bu anlamda alınması gereken tedbirleri belirtip nasıl bir özellikle sezonun açılmasıyla tedbirlerin devam edebileceğiyle ilgili bir plan yapıldı. Bununla ilgili biliyorsunuz sertifikasyon dahil olmak üzere Turizm Bakanlığımızla geliştirdiğimiz bir takım yaklaşımlar oldu. Burada özellikle biz erken dönemde, özellikle bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. Testi de daha çok hızlı tarama testi tarzında yapmak istemiyoruz. Yine olabildiğince imkanlarımızı bu anlamda zorluyoruz ve erken dönemde bu testleri başlamış olacağız. PCR moleküler test dediğimiz testle bu taramaları yapmak istiyoruz. Devamında da hem işletmelerin hem çalışanların hangi kurallara uyması gerektiğiyle ilgili de geniş bir rehber ve uygulama rehberi hazırlanmış oldu. Bunu hem oradaki çalışanlar hem turistler hangi tedbirlere nasıl uymaları gerektiğini de açık bir şekilde görülmüş olacak. Ayrıca sağlık taramaları, hangi hastanelerimizin işletmelerle yakın irtibatta ve sorumluluk içinde olması gerektiği dahil olmak üzere bütün hazırlıklarımızı şu dönemde yaptık. Ama bayram sonrası bunları yine kontrollü bir şekilde devreye alma gayreti içinde olacağız. YouTube kanalımıza abone olun.